Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Grim Dawn Forgotten Gods'la karşınızdayım. Biliyorsunuz Diablo videolarında söylemiştim. Bir tane pet build'ü hazırlıyorum diye. En sonunda aslında hazırladım. Fakat bazı itemler eksik. Ben size oyun içinde onu göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben Grim Dawn'da bunca zamanlık oyun saatimde belki de 2-3 gün olmuştur. Hiçbir zaman yani büyücü denememiştim. Özellikle bu nekromansi denememiştim. Çok sevmeme rağmen. Hiç vaktim olmamıştı. Ama emin olun ki denedikten sonra adamı komple oynadım. Her şeyi inceledim. Setlerini, ne bileyim skilllerini falan. Arkadaşlar belki de oynadığım RPG Hack'n'Slash'lar arasındaki en keyifli nekro iddialı olabilir belki. Ama bence de iddiasını hak ediyor. En iyi nekro olabilir arkadaşlar. Sebebine gelirsem eşya çeşitliliği ve skill çeşitliliğindeki bolluk yüzünden petlerinizi istediğiniz şekilde dönüştürebiliyorsunuz. Ben bunu o hiçbir oyunda görmedim. Bu Grim Dawn'ın kendi özelliği. O yüzden de ben hala da çok keyif alarak bu adamı oynuyorum ve en maksimum haline getireceğim. Arkadaşlar hani giriş yapmadan önce şöyle söyleyeyim. Bu adamın en büyük özelliği yani hem tank, full tank, hem de çok yüksek damage'e ulaşabiliyor. Ama değil mi, burada tercihi size bırakmış, doğru itemları kendinizin bulmasını istemiş. O kadar çok seçenek var ki ben hepsini size anlatacağım. Ondan sonra sizin de kafanızda daha iyi canlanacaktır. Arkadaşlar şunu söyleyeyim, bazen videoları hızlı geçiyorsunuz. Zamanınız olmuyor belki uzun süre seyretmeye. Ama çok şeyi atlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Hani eğer build'ü gerçekten iyi inceleme istiyorsanız biraz daha o atlamaları biraz daha az yaparsanız daha iyi olacaktır. Çünkü bayağı bir detaylı. Aslında tüm build'le detaylı. Grim Dawn biliyorsunuz kanalımızda bayağı tüm çoğu build. Hatta başlayalım. Bu adam biraz daha detaylı arkadaşlar. Çünkü 3 sınıftan birden Necromancer oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben Kabalist'i kullanıyorum. Yani Necromancer ve Occultist'i birleştirdim. Yani şu resimdeki adamı. Eğer istiyorsanız Şaman, Necromancer Şaman oluyorsunuz. İstiyorsanız Occultist Şaman veyahut da bir dakika. Yani birkaç çeşite, yani 3 tane pet build olan adam olduğu için size büyük bir çeşitlilik sunuyor arkadaşlar. Bu hiçbir oyunda yok, onu demeye çalışıyorum. O yüzden hani bu sözüm gayet de yani iyi bir şekilde iddialı gibi görünüyor ama bence bu oyunu hak ediyor arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz hemen ben skill'lerden başlayalım adam akıllı. Ondan sonra da Division'a başlar. Itemlar, setler çok çok önemli bunda biliyorsunuz. Eşyalar. Oradan derin atmam lazım. Yani birazcık bu video yine bu akışı build atma yarım saati geçiyor. Çok detaylı olduğu için. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Occultist ve Necromancer'i birleştiriyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben oyunun başında Necromancer'in hemen yani iskelet build'üne odaklı arkadaşlar. Aslında öbür petler destek atıyor bize, öbür yaratıklar, küçük yaratıklar. O yüzden de iskeleti oyunun başında fullemeniz gerekiyor. Ama bunu fullerken dengeyi iyi kurmaya çalışın. Üzerindeki eşyalara falan bağlı olarak sıfırdan başlasa bile bayağı işinizi görecektir. Böyle örneğin bakın şuradan iskeletlerin her skinini fullüyoruz. Çok çok iyi vuruyor arkadaşlar bunlar. Çok da dayanıyorlar. Tabi oyunun başında en büyük kötülüğü şu, nekroların en büyük sıkıntısı odur. Petleriniz çabuk yatıyor. O yüzden de ben size birkaç silah söyleyeceğim. Onlarla daha hızlı çıkarabileceksiniz. Bazı silahlar var. Mesela genelde 3 pet, yani 3 tane iskelet çıkarıyorsunuz. Yani bir skill geri doluyor, bir 3 tane daha çıkarıyorsunuz. Ama bazı silahlarla 8-9 tane birden çıkarabiliyorsunuz. O da çok büyük avantaj oluyor. Ama sonra oyun ilerleyen dönemlerinde buna fazla ihtiyacınız olmuyor. Çünkü adamlarınız çok zor ölüyor. O yüzden o ya oyunun başı için sıkıntı, özellikle ilk 50 level için diyeyim, daha doğru olur. Şimdi arkadaşlar şu iskeletleri fulluyoruz. Şurada bu enteresan bir skill arkadaşlar. Normalde bir kemik şeyi çıkarıyorsunuz ama
Şurada çok iyi bir şey var arkadaşlar. Soul Harvest. Arkadaşlar siz bu ata yaptığınız zaman petleriniz bir %55, daha fazla bir de 24 vitality. Bu bayağı yüksek abi. 24 bayağı bir çarpana giriyor arkadaşlar. O yüzden çok az yazmışlar onları. Çok yüksek pet bonusumuz var. O yüzden çok yüksek alıyorlar bonusu. O belki kaça çıkıyor? 300-500 lira çıkıyor 24. O yüzden de bu tip bir, bu aldatmasın sizi. Çok yüksek kuruyorlar arkadaşlar. Şimdi bu skill'i arada bir patlatıyorsunuz şeye. %55 daha fazla petleriniz daha fazla vuruyor. Tabii arkadaşlar adamı yaparken şimdi şu Necro'yu ilk baş vuracaksınız ama arkadaşlar Oculus'un şu kısma kadar gelebilirseniz şurada ben bu skill'i çıkarttım, onun yerine item'ın üzerinden gelen bir skill var. Şu çok iyi arkadaşlar. Şunu açmanıza gerek yok ilk oyunun başında. Yani şuraya kadar da gelebilirsiniz Oculus'un. Ya yani o dengeyi kurmaya çalışın. Oyunun başı çok hızlı level aldığınız için daha çabuk yaparsınız. Arkadaşlar bu adamlarınızı hayat tutuyor ve siz de hayat tutuyor. Buna bastığınız zaman tüm adamlarınız hayat kazanıyor ve bayağı bir adamınızı kurtarıyor. Oyunun başı için söylüyorum. Sonra ileride bunu dayanıksızsanız bunu yine fullleyin. İkisini kullanın. Ben o item'ı söyleyeceğim. Eğer o yoksa bunları da gideceksiniz ikisine. Yarı yarıya vermeniz yeterli. O sizi bayağı bir kurtarıyor arkadaşlar. Şimdi Necromancer'den devam ediyorum. Arkadaşlar şu skill çok önemli. Bu aslında savaşçı Necrolar için de kullanılıyor ama size çok yüksek hayat veriyor arkadaşlar. Elder demiş falan da veriyor ama çok yüksek hayat veriyor. Yani daha çok. Şu ikinci kısma geldiğiniz zaman da etrafınızda bir aura oluşuyor. Yani bir çember gibi bir şey düşünün. O herkese zayıflatıyor arkadaşlar. Yani sizin petleriniz daha iyi vuruyor. Ve onların atak speedlerini düşürüyor. Yani atak hızlarını. O yüzden de size bir defans ve defans aslında bu. Arkadaşlar şu skill çok önemli. Call of Grey. Arkadaşlar bunu manuel bakın. Ben iki numaraya koydum. Arkadaşlar bu sizin bastığınız zaman petleriniz çok fena vuruyor. %238 al demiş diyor. Crit çok yüksek vuruyorlar. Standartı da zaten çok yüksek veriyor. Düzleri. Bir de aktif hareketizmi çok daha yükseliyor. O yüzden arkadaşlar bu skill çok önemli. Bunun gibi bir skill daha var. Ama bunu ben eşyalar üzerinde alıyorum. Onu şimdi size söyleyeceğim. İki tane bu baba skillinizden oluyor. Düşünsenize. Yani devamlı petleriniz maksimum atak speed ve maksimum güçlü çalışıyorlar. O da çok büyük avantaj oluyor. Arkadaşlar şu süper bir adam zehir atıyor ve onları üzerine çağırıyor. Çağırdıkça onları sersemletiyor falan. Çok iyi bir golem. Ama buna yükseltmeye ihtiyacınız yok. Bu bir ise bir, iki ise iki. Hiç öyle bırakın. Sadece eşyaların üzerine gelsin. Hiç puan vermiyorsunuz bunlara. Sadece bir artar vermeniz yeterli. Necron'un sonuna geldiğiniz zaman arkadaşlar bunu en son yapın. Master of Death. Bunu yükseltiyorsunuz. Bu da petlerinize atak speed şey güç sağlıyor arkadaşlar. Sizin asit masit de veriyor ama esas dayanıklılık da veriyor. Esas işi güç sağlamak. Şu alttaki Light of Emperor falan yazıyor arkadaşlar. Onlara birazdan gireceğim. Onlar öbür ağaçtan atmam lazım. Arkadaşlar şu çok güçlü bir pet. Rip Spirit. Ama 18-19'da da iki tane çıkarabiliyorsun. Bakın şimdi ben iki summon limit yazıyor. Çok hızlı bir atak. Acayip iyi vuruyor yani bu. Bir sürü de kullandığı skill var, yetenek var. O yüzden bunu en son, yani adamınızı tamamladıktan sonra bunlara doğru vermeye başlayabilirsiniz. Ama şu Master de fulleyeceksiniz. Sonra buna geçebilirsiniz. Şimdi burası genelde daha çok mili şu zehir build'leri için. Asit build'leri için. Şimdi Oculus bölümünde arkadaşlar şu kuşu oyunun başına çıkarın. Size acayip faydalı bu. Hayat mayat dolduruyor. Arada bir o petlerinizi de hayat dolduruyor. Şu zaten ana Curse of Fragility. Zayıflama gibi düşünün bunu. Bu ikisini de oyunun başına, o yüzden bu ikisini vermeniz lazım. Yani şuraya kadar açıp Necro'yu tamamlayıp geri buraya dönüp bunu tamamlayacaksınız. O yüzden Necro'yu bitiriyorsunuz ama şunları şuraya kadar açıyorsunuz. Sonra buradan ilerlemiyorsunuz. Çok faydalı şu kuş. İleride şu skill arkadaşlar onların element damage sağlıyor. Buna siz dahilsiniz. Element damage falan veriyor. Şu hayat dolduruyor. Yani bu kuş bayağı iyi. Şu elektrik veriyor. Bu keyfe keder. Ama zaten çok yüksek bonus aldığımız için bu da fena vurmuyor yani. Sonra arkadaşlar şu pette aynı birer tane veriyorsunuz. Benim tüm ekipmanlarım üzerinden gelen puanlar bunlar. Birer tane buna veriyoruz. Arkadaşlar bu adamı fullememizin bir sebebi en büyük avantajı yani şu Bond of Piecemeal ve manipülasyon arkadaşlar.
Bu ikisi, ben bunu çok daha fazla yükseltebiliyorum. 23-24'lere çıkarabiliyorum. Ama şimdi ekipmanını anlatacağım. Bolt bismillah arkadaşlar çok yüksek hayat kazanıyor petleriniz. Şu da çok yüksek atak speed ve şey kazanıyor, damage kazanıyor. O yüzden build bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar, burada hiçbir zaman speedmiş, kulikmiş işiniz yok şu kısımda. Atribüs bölümünde basın fiziği abi. Yani bu adamda fazla bir şeye ihtiyacınız olmuyor. Sadece fiziğe abanıyorsunuz. Çünkü düşman grupları, yani oyunun içindeki gruplar hemen Necro'yu yatırmaya çalışıyor arkadaşlar. Hatta petlerinizi yatırınca da tüm petlerini öldürdüm diye bir de bağıran çağıran bosslar var. Onu özellikle yapmışlar arkadaşlar. Onu bir belirteyim yani. Bayağı bir sağlam adam oluyor ama bir açık vermişler. Onda birazdan gireceğiz arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim, hemen Division puandan devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada enteresan. Şimdi burayı bence en detaylı skill ağacına sahip adam. Neden? Arkadaşlar 3'e bölünebiliyor, 4'e bölünebiliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Asit bölümüne geldiği zaman şöyle yapalım. Asit bölümüne geldiği zaman asit petleri yapabiliyorsunuz. Ateş bölümüne geldiğiniz zaman ateş petleri yapabiliyorsunuz. Benim gibi düz yapmak istiyorsanız düz petler yapabiliyorsunuz. Yani şu kısım ve şu mavi kısımdan. Gerçi mavi her birinin ihtiyacı oluyor ama bu asit ve ateşle denenebilir. Emin ol ki denemeyi hak ediyor bu yani. Sırf onun için eşyalarınız varsa ki eşyalar lazım ona, öyle deneyebilirsiniz. Benim yaptığım düz, yani daha çok defansif bir pet build arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim de ona başlamadan önce, bakın şurada enteresan bir Dying God, yani ölen tanrı adında bir şey var. Bakın 15 tane mavi, 8 tane kırmızı istiyor. Bunu bile yapabilirim ben. Ama şunu tavsiye ediyorum. Bakın burada çok yüksek pet atakları oluyor. Çok yükseliyor petleriniz burada. Daha da berbat oluyor şunu yaparsanız. Ama arkadaşlar Crucible bölümleri var. Biliyorsunuz o da kanalımızda mevcut. Crucible çok özel bir yere giriyorsunuz. Riftler var. Diablo 3'teki gibi o riftlerde çok zorlanabiliyorsunuz. O yüzden de daha defansif pet büyüdü arkadaşlar. Bu ben onu tercih ettim. Ama çok daha iyi eşyalarım olursa öbükünü değiştirip sıfırlayıp öbükine bile yönelebilirim. O yüzden de şöyle yapacağız. Biz hemen ben bu seti nasıl yapacağınızı ve oyunu hangi tarafla açmanız gerektiğini söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi oyunun başında size şu mordan, yani şurayı istiyor sizden. 5 tane mor istiyor. Bizim morla hiç işimiz yok. Ama pet büldüğünün bazı şeylerini almak zorundayız. O yüzden mor almak zorunda kalıyoruz. Çünkü bu çok müthiş bir skill açıyor size. Çobanların çağrısı gibi söylüyor. Shepherd's Call diyor zaten. Arkadaşlar petleriniz, ben bu zayıflatma skilline koydum onu. Bu Curse of Fragility diye. Arkadaşlar %210 daha fazla vuruyorlar. Bu maksimum oluyor tabii. Level alıyor bu. %40 crit ve üst alır. Yani bir de onlara vurdukları 300'ün geri çeviriyor. O yüzden de bu müthiş bir skill. O yüzden bu moru buradan veriyoruz. Belki asit masit de verebilirdim ama bence bu daha performanslı geldi bana. Onu da söyleyeyim. Direkt aslında oyunun başında şu moru, şurada morumuz, kırmızı. Şu morun bir tane, hepsini geri çektim biliyorsunuz, geri çekebiliyorsunuz. Fazla puanınız varsa. Bunu şuraya açıyorsunuz arkadaşlar. Bakın çok yüksek bir şey. Petler yine vuruşlar, hayatlar veriyor. Daha iyi dayanıyor petleriniz. Oyunun başında bunu açıyorsunuz. Artık sonra bunda işimiz bittikten sonra hemen şuraya geliyoruz arkadaşlar. Artık bize şu lazım. Bu çok yüksek pet ataklar alacağız. Bunu tamamlamaya çalışacaksınız. Yine bir çoban stefi diyeyim ben, onun gibi bir şey düşünün. Arkadaşlar 3 tane kırmızı istiyor sizden. Hemen 3 kırmızıyı buradan elde edebilirsiniz. Bu pet bonusundan şu ne kafası bilmiyorum diye cak almış. Bunu sonra geri çekeceksiniz arkadaşlar. İhtiyacınız olmayacak. Bu puanları geri çekebilirsiniz. Şunu açıyorsunuz. İlk 3'ü buradan tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi bunu 3, 4 yapmış oluyor. Yani şuradaki kırmızı, bunu hemen bir tane geri çekin. Yani şunu yaptığınız zaman
Direkt 4'e ulaşıyorsunuz. Şunu geri çekiyorsunuz. Size sadece 3 lazım. 3 tane şey gerekiyor biliyorsunuz. Bakın orada aslan. Hemen şu aslanı patlatın. Yani 3 tane şu sarıdan. Hemen ardından arkadaşlar 6 tane şey istiyor. Bu maviden. Hemen şu sizin işinizi görüyor arkadaşlar. Bir tane mavi buraya patlatıyorsunuz. 5 tane de bu getiriyor. Şak diye bunu açıyorsunuz. Arkadaşlar bunu da açtığınız zaman artık level 50 falan mı oluyorsun o civarda? Bayağı bir adamlarınız iyi bir pozisyona geliyor. Artık amacınız şunu açmak ve bunu açmak. İlk baş bunu açıyorsunuz. Bu çok önemli. Çok yüksek petleri dayanıklı sağlıyor arkadaşlar bu. Bunu açmanız için 18 tane şey istiyor sizden. Bunlar size kalmış. Hangisine? Bakın bunlar çok yüksek veriyor bize. Hepsi pet. Şunlar kaçırma falan da. Şunlar pet bonusları falan veriyor size. Şunlar da aynı. Pet kıtları falan. Bunları verdiğiniz zaman bayağı bir yükseliyorsunuz. 18'e falan ola çıkıyorsunuz. Ama daha çok şu aynı anda hem sarı hem mavi verdiği için bu daha iyi. Yani bunu, yani şunu açıyorsunuz arkadaşlar ardından. Yani şunlardan biraz kazanıyorsunuz. Ardından bunu açıyorsunuz. Bu sizi devamlı temizliyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir skill aslında. Ama burada ya bu kızı niye verdim falan diye diyebilirsiniz. Bakın çok yüksek petlesi dayanıklı sağlıyor. Petleriniz ölmüyor bakın. Pet bu asitte dayanıklılık, kaos dayanıklılık. Şu bize de çok yüksek dayanıklılık veriyor. Bakın şurada elementlere dayanıklılık direkt bu temizleme şeyini açıyorsunuz. Ardından bunu veriyorsunuz. Bu da çok yüksek dayanıklılık veriyor. Petlerimize bakın. Hep hayat veriyor. Bir daha hayat. İşte resistance bakın. Elder Chaos Resistance veriyor. Burada da artık yine maksimum resiste de çıkabiliyorlar. En sonunda bunu veriyor. Bakın bu skill açtığınız zaman bunu Master of Death'e bağladım ben. Bir ana buff'ınıza bağlıyorsunuz bunu. Arkadaşlar bu size vurduğu zaman çalışıyor. Size vurduğu anda yaratıklar bir uykana ışık süzmesi indiriyor. Siz dayanıklı oluyorsunuz. %24 tüm darbelere dayanıyorsunuz. Bir de o ışık süzmesi ölülere ve bu Crotix denen kurt adamlara daha fazla vuruyor. Bu bayağı iyi bir skill. Bu tanklı da kullanılıyor zaten. Arkadaşlar siz de bir nevi tanksınız zaten. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunu da açtıktan sonra tabii ki bunu açamıyoruz tabii şöyle ona puanınız yetmeyecek. Şu aşağıya geleceksiniz. Şurada iki tane puana ihtiyacınız var sarıya. O sarıyı da zaten bakın bu 6 tane şey istiyor. 3 tane kırmızı, 3 tane sarı. Yani tam bizim anlattığım bildiğin devam aslında bu. Çok yüksek pet dayanıklılık ve ataklarını buradan alıyoruz arkadaşlar. Kritlerini bakın. Çok yüksek dayanıyorlar. Bakın total speed, physical resistance falan çok çok iyi burası. Bayağı bir petlerinizi çok güçlendirecek. Ondan sonra artık buraya doğru geliyorsunuz. Şu önemli değil. Yani bunu önce açsın, bunu yapın. Ondan sonra devam edin. O çünkü arkadaşlar ondan sonra onu yaptıktan sonra şunu isteyeceksiniz. Yani 10 tane sarı, 15 tane mavi. Arkadaşlar bu artık en baba skill. Neden? Burada petlerinizi yine çok yüksek damage ve dayanıklılık yine arttırıyor. Yani hepsine neden girmeyeceğim. Ama burada müthiş bir skill geliyor. Arkadaşlar şunu diyor size. Natural Guardian. Yani doğal gardiyanlar. Arkadaşlar size bir tane yani yaratıklar size vurduğu anda petleriniz çok kızıyor. Ulan diyor sen bizim diyor başkana vurdun diyor sen bizim diyor şey bize vurdun ne o efendimize vurdun işte acayip güçler şey oluyor arkadaşlar çok yüksek dayanıklılığa ulaşıyorsunuz petleriniz sayesinde. O yüzden de onlar size bir natural guard yapmış oluyorlar. Ondan birçok şeyinizi sömürüyorlar arkadaşlar, darbelerinizi. O yüzden de bu çok büyük avantaj. Şimdi bir şey daha göstereceğim. O da fena. Yine vurdukları zaman farklı bir moda giriyorlar. Siz darbe yediğiniz zaman onu da birazdan eşyalar üzerinden giriz arkadaşlar. En sonunda puanınız artacak. Onu da şu dayanıklılık çok iyidir. Çok sizi rahatlatır ekipmanlarınızdan. Şunu alabilirsiniz. Artık bir tane puanım kaldı benim. Ben şurada pet atağa verdim ben. %15 al demiş. Bir tane puanınız artıyor. Öbür bültlere belki artmayabilir ama bunda artıyor. Asit falan artmayabilir. Mesela şu da enteresan bir puan için. 150 ehil, 300 enerji falan. Bayağı bir iyi bir hale gelmiş oluyorsunuz. Yani şu anda ağaç bu şekilde. Yani bunu bu şekilde uygulamamızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar geldik eşyalara. Bu oyun değil mi? Detaylı. Şimdi şöyle kasadan gösterelim. Şimdi kasada şöyle bir giriş yapalım. Arkadaşlar ekipmanlarınızın hepsinde
Bakın şu alt şurada yazıyor. Bonus all pets. Bakın bonus all pet. Bunda çok kalabalık. Bakın bonus all pet. Bonus all pet. Damage'i siz yapmadığınız için tüm ekipmanlarınızda bonus all pet hiç önemli değil. Defans olur, ofans olur. Yazması gerekiyor arkadaşlar. Bu şeyin sevmedim ben bunun kaynamasını. Sizi estredebilir. Biz şöyle başka bir yere geçelim. Akt 1'e geçelim. Şuraya devam edelim arkadaşlar. Fokur şimdi orada kaynıyor, bizi esire bağlamasın. Şöyle bir devam edeceğim ben. Şöyle yapacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben. Akşam ateş bildi gidiyorsanız ve önemli ateş bildi gitmeseniz de oyunun başında bu 90 versiyonu bunların arkadaşlar yeni yani çöl bölgesinde çıkıyor bunlar. Oradaki büyük yaratıklardan çıkıyor. Siz ateş vurduruyor sizin petlerinize ama arkadaşlar skeletonları çok daha hızlı çıkarıyorsunuz. O da çok büyük bir avantaj. Bu silah bir aklınızda olsun. Şöyle göstereyim. Şu şapka çok iyi arkadaşlar. Restik artı 4 summon limit falan veriyor. Yani sürekli skeç çıkarıyorsunuz bununla ya. Hiç şeyleri sıfırlıyor. Süreyi de sıfırlıyor. Oyunun başı için bu da çok iyi. Şu tip kitaplar bakın şu bakın Summon Hellhound olsun şey olsun bu tip kitapları da alabilirsiniz. Şu da yine bu şapkalar da çoğu uzun güzel. Bunlar hep şeylerin Act 3'ün şapkaları yine fire ataklar için çok yüksek sizin adamlarınızı ateş vurdurabilir. Oyunun başında her şeklini takın arkadaşlar önemli değil yani orada işinizi görecek zaten. Şimdi şöyle söyleyeyim, şöyle geleyim ben. Arkadaşlar şu Mystical bunun her leveli var 50'den sonra. Mystical Unholy Mantle of Covenant seti olabiliyor. Artık Oculus Skill petlerinizi destekliyor. Daha çok şu Hellhound ve şu Kargayı falan destekliyor ama elinizde bu varsa düşürmüşseniz bunu kullanabilirsiniz. Şu tip pantolonlar, Infernal Undead Legion falan bize çok lazım olabilir. Arkadaşlar şu set müthiş. Bakın bunun şapkası, bir de kolyesi var. Kolyesini de ne bulmuşum ben? Kolyesini göremiyorum. Şöyle bir şey olacak bunun. Ha şurada. Arkadaşlar bunun üçlü seti var bende. Dörtlüsünü bulamadım. Dörtlüsü olun çok daha iyi oluyor. İşte özel bir özellik daha açıyor. Arkadaşlar bu setiniz varsa hiç önemli değil. Nekro veya şeysiniz. Bakın ben onun şapkasını kullanıyorum. Müthiş bir ses skill veriyor. Çok yüksek. Bakın Bond of Mist'in şu bu hepsini veriyor. Petlerinizde çok yüksek bonus veriyor. Bir de Call of Beast diye bir yani şu skill'e veriyoruz arkadaşlar. Bakın şurada ne yazıyor? Abi bunu manuel kullanıyorsun. Abi %200 demişlerini arttırıyor. Bir şey pardon bakayım. Evet. Bonuslar bir pet veriyor %200. Bir 200 de siz vurduğunuz zaman acayip yüksek demişler artıyor. Yani %300-400 demişini arttırıyor bu. Bir de şu da yapıyor onu. Abi bu iki skill ve çok hızlı ilerleyeceksiniz. Bu varsa elinizde emin olun ki bu bayağı bir işinizi görecek. Bu 65'in bunun 94'ü var ama 94'e ihtiyacınız yok. Sadece şapkasına ihtiyacınız var. Ama bir şapka daha geçeceğim ben. Öyle de kullanılabilir ama. Yine de o şekilde yani. Eğer o şeyiniz yoksa yani o şunda gayet iyi. Eğer onlar yoksa şu olabilir. Mystical Corrupted Mantle. Bu da petlerinizi ve çok yüksek vurdurur. Hatta bunun üçlü seti var. Şu tip nasıl diyeyim? Offhand'lar var arkadaşlar. Daha çok pet olan takacaksınız tabii ki Necromancer'ın. Şurada bunda çok yüksek level tabii Necromancer'ın. Bana yaramıyor ama bu. Daha çok bu Cold Mold için. Bond of Bismil falan veriyor. Bayağı iyi görünüyor da. Şu kemer çok çok daha iyi. Rise of Skeleton kemerler lazım bize. Çok akış şu kemer ne? Akarius Court'muş. Bu çok çok iyi. Çok yüksek petleri demiş. Sağlıyor. Bir de iskeletinize verdiriyor. Şu level alırken kullanılabilir. Bakayım şunun şeyi neymiş. 84'ünmüş bu. Oculus'tun bu. Manipülasyon, Call of Grey, Bono, Bismil vermesi çok iyi. Yani şunun yerine bu da takılabilir.
Bu da bayağı bir enteresan. Taş iskelet çıkarırsınız. Şu tip şapkalar bakın şu çok iyi. Ama ben bunu kullandığım için daha küçük damage sağlıyorum. Bana bu normal şey büyücüler ama hiç yoksa takabilirsin arkadaşlar. Şu asit için daha çok asit büyüldüğü için pet büyüldüğünün şu da çok enteresan bir silah. Yok aklındaki nekromansı bunun bir de şeylisi var arkadaşlar. Bir saniye. Ha şu babası. Artı 2 okulist artı 2 nekromancer. Petler de hayvan gibi vurduruyor. Bir de acayip böyle bir pet bonus da veriyor size. Arkadaşlar bunu bile kullanabilirsiniz. Mystical Witch Hour. Ama kunik istiyor. Yani ben biraz kunik vermem lazım. Bunu da denenebilir. Yani çok yüksek bize bir şey veriyor arkadaşlar. Her tüm skillerimizi dolduruyor ve pet bonus'u veriyor. Bakayım. Şu tip şeyler olabilir. Wendigo gezileri. Bunlar orman bölgesinde düşüyor. Rise of Skeleton'la ilgili. Undead Legion falan işinizi görür. Şu Summon Blade Flight bu da fena değil. Arkadaşlar şu bakın level kaçın? 20'nin. Bakın benim kullandığım 94'ün. Bu Mystical Marowbat müthiş. Size ekstradan bir şey çıkarıyor arkadaşlar. Rise of Skeleton'da da veriyor. Petinizi de iyi vurduruyor. Bir de bir pet daha kazanıyorsunuz. Bu yüzüğü tavsiye ederim. Bir petiniz daha alıyor yani. Başka şeyler yüzüğe takılabilir ama bence bu yüzük gayet iyi. Onun haricinde bakayım Mystical Will Bismil şu gayet iyi. Bunu da bond alkolist falan olarak kullanabilirsiniz. Ya bu tip şeyleri takmanız gerekiyor. Şu eldiven mesela çok iyi. Bond Bismil'e dayanıklı falan ama şu elindeki eldiven hiçbir zaman yerini tutmuyor arkadaşlar. Bu Rise of Skeleton, Bond Bismil tüm ataklara ve bize sürekli pet çıkarıyor arkadaşlar. Küçük küçük hayaletler çıkarıyor size. Hayaletler de çok yüksek vuruş atıyorlar. O yüzden de bu eldiven çok çok iyi. Ya bakın şu daha yükseği abi bir 84 işinizi görür. Ben çok memnun kaldım. Pantolonda sıkıntı var. Sadece petlere bonus verip tutuyorum. Daha pantolonun nihai değil. Bir türlü arıyorum. Bu adama tam uygun bir pantolon daha göremedim. O zaman bu adama takacağım. Ama her pantolonda pet bonus pantolonlarına bir bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mystical Freshman Raymond müthiş arkadaşlar. Bu bize bir aura daha veriyor. Tüm 175 all damage veriyor. Petlerimize ve dayanıklılık sağlıyor onlara. Tüm hepsine. Ve onları ekstradan Chaos Mouse da vurduruyor. Çok çok iyi bir armor arkadaşlar. Bu armor bir yer düşürdüyse tutun. Hatta ben buna şey bağlamışım. Coven Black Ash çünkü piercing'im çok kötü farkındaysanız. Bu armor'u tavsiye ederim. Setler var şimdi setlere daha girmedim. Onu birazdan gireceğiz. Bu silah arkadaşlar bize bir aura daha veriyor. Şu altta bakayım. O aura size yaklaşan herkese tüm dayanıklılığını düşürüyor ve ekstradan Elder ve Vitality vurduruyor. Baya baya iyi. Necromancer skill veren vermesi. Rip Spirit'e çok yüksek veriyor. Artı 2 veriyor. O da baya bir iyi. Aslında bu karışık. Bu pet bölümünde değil. Ama ben size bir şey daha göstereceğim. Bu baya bir faydalı şu anda bana. Şu çok önemli. Bence Repair, neymiş Mystical Repair Asgard şey, Akura Sith'miş bu. Arkadaşlar bize yine Necromancer skill verdi. Bonuslar çok yüksek petlerimize. Bir de arkadaşlar sizin hayatınız %40'ın altına düştüğü zaman çok yüksek. Sizin halinde hayatınızın yarısını dolduruyor. Ve çok yüksek darbelere dayanıyorsunuz. Bu sizin emniyet sıvımız gibi bir şey. O yüzden de bu önemli. Tabii sana şunu söylemiştik. Bu Beast Skull şapkası. Bu bizi buff için kullanıyoruz bunu. Bayağı bir iyi petlerimize veriyor. Şu düz yeşil herhangi bir şey olabilir. Daha buraya uygun bir şey bulamadım. Arıyorum. Ama burada tabii ki pet bonus olacak. Bakın Bond of Mismil falan veriyor. Yani bizim adamın yani. Şimdi bakacağım bu Bismil Iris'in seti var. Ben bunu kullanmayacağım ama kolyesi çok iyi. Necromancer vermesi, petlere çok yüksek vermesi. Bir de arkadaşlar bana ekstradan şu skill'i veriyor. Hayat dolduruyorum ve atak speed'lerini arttırıyorum petlerimi. O yüzden bunu kullanıyorum. Değil mi? Dediğim gibi daha önce şunun gibi defans şeyleri var. Bir dakika şurada bir şey kolye daha olacaktı ya. Nerede bir tane? Şurada olacak mı? Şurada. Bakın şu mesela ben o Christ mı? Bakın Master of Death, Summon, Rise of Skeleton falan çok yüksek darbe attırıyor onlara. Şu özel bir skill daha bağlıyor şuraya. Ama ben şunları aldım. Ama eğer bunu değiştirirsem yani bir sete geçersem bu kolyeye geçeceğim arkadaşlar.
bu kolyeyi kullanacağım. O zaman bu kolyeyi çıkaracağım. O zaman defansımı başka bir almış olacağım. Öyle dengelemiş olacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar bu omuzluk çok iyi. Çok yüksek bize defans sağlıyor. Bak altta yazıyor. 20 saniye boyunca şarj doluyormuş. 10.000 demiş absorbe ediyor kafadan. O sizin üzerinde sürekli duruyor. 10.000'i geçerse onu iptal ediyor. Ama çok yüksek bize. Bakın Man, Ember Claw, Spartic Bike, yani bizim tüm petlerimizin hepsine birden veriyor arkadaşlar. Pet bonus da veriyor. Bu omuzluk müthiş. Ondan önce kadar dediğim gibi şunları falan kullanabilirsiniz. Bu omuzluklar çok iyidir arkadaşlar. Her levelde de var. Botta da aynı 10.000 damage absorb 5. Bu da aynı. Bunun devamı zaten. Takım arkadaşı bunun. O da aynı bakın. Blade Bros, Rotting Fume, Ember Claw falan. Yine petlere yine 10.000 dayanma. Daha iyisini bulamadım. Belki daha iyisini bulamaya çalışacağım. Şu var. Miskin Web Unlife. Bu da petlerimize. Bunun manipülasyonu falan veriyor. Arkadaşlar bu da çok güzel bir şey. Hayatınız %35'in altına düştüğü zaman sizi yine kurtarıyor. %20 hayat dolduruyor falan. Yani şunu geçerlerse, bundan sıyrılırlarsa şu kolyedekinden öbürküne yakalanıyorlar. O hayat dolduruyor bu sefer. Bu da Miskin Web Unlife'miş. Daha iyilerini bulamadım ama bakacağız, arayacağız. Onu aramaya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şu Beastmill Domination. Bu çok iyi. Bir tane daha var. Yapacağız. Onu şimdi damage de göstereceğim. Orada arkadaşlar bir tane pet çıkarıyorsunuz. Ama o pete yemin konu ihtiyacınız olmuyor. Bir sürü petiniz var zaten. Sizin pet abi şunu diyor size. İşte bu önemli. Frenzied Deviation. Yani size vurdukları zaman az önce anlattığım gibi lan sen bizim master'ımıza nasıl vurursun diye bunlar çok yüksek bir atak yapıyorlar. On düşmanlara karşı. %200 al demiş, 45 speed, kaos falan derken çok yüksek arkadaşlar. Ve bu ayrıca frenzy oldukları zaman da physical ve element resistance çok artıyor. O yüzden de bu şey çok daha iyi. Bunu 15 saniye boyunca yapıyor, 8 saniye üzerinden duruyor. 15 saniye dolma süresi var. O yüzden bu Beastmill Domination'ı bu demirde yapıyorsunuz. Onu tavsiye ederim. Şimdi şuradan bir bakalım. Pet Bonus bölümüne bakacaksınız arkadaşlar. Burada işiniz hiçbir yerde yok. Sizin şurada abi işiniz. Pet Bonus. Tabii şimdi hiç buff'ım yok bakın. Pet Bonus %104 damage, %964 atak falan diyor değil mi? Şimdi şöyle geleyim ben. Şimdi buff'ları basalım. Şimdi bastım. Bir tane daha. Ulan sırf buff. Buff'ları bastık. Şimdi bakalım. Bakın %201.000 oldu. Hayatları 260 arttı. Tüm dayanıkları hayvan gibi bak. Ama pierce yok bak. Dikkat ettiniz mi? İşte size pierce borçlarına dikkat edin. Petlerinizi anı öldürebilirler. Pierce'i açık bırakmış. Her şeyi fullemiş. Ama pierce'lere dikkat edin. Silahlılar, asasanlar, özel bosslar falan, bu çift kılıçlılar, baltalılar, onlara dikkat edin. Özellikle tüfekliler, çift tabancalılar, hepsi pierce vuruyor. Bosslarına çok çabuk yatırabilir. Şey, petlerinizi hemen yatırabilirler arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Bir dakika. Ha, demirci de arkadaşlar, şöyle geliyoruz. Arkadaşlar, Purified Soul, bakın şu buff, tüm petlerinizi de koruyor arkadaşlar bu aynı zamanda. Yani o yüzden kullanıyorum ben. Bakın şu World War, Ümit Silver'dan şu şeylerden Privetsal Ümit Silver yani şu arkadaşlar şunu yapmanız lazım. Bunları buff olarak kullanıyorsunuz. Size ve şeylere Kaos ve Elder Dayanıkları biri önemli biliyorsunuz o. Zor şunlar bufflarımız. Silahınızı ve şeyinizi uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar şapkanıza ben tabi bunlar biraz pahalı. Titan Plating yani demirci fazla ürün istiyor. Piercing listası bir kötü oyuncu takıyorum ben. Şu bakın burada piercing takmışım. Şurada hayat takmışım. Bu ne takmış? Enchant Earth. Bunlar biraz hep 75 levellerin. Şu Mark of Modrogan yapmanız lazım. Şunu daha belirlemedik. Şunu arkadaşlar Covenant Viti bağlamışım. Yüzde al damage tüm petlere falan. Bunlar özel tabi şey yani benim oldu silahlar yani adamıma en çift basmış oldum ben yani.
O yüzden de bunları bu şekilde basmış oluyorsunuz. Set ve ekipmanlı skill sistemi bu şekilde arkadaşlar. Ha, şeyi söylemeyi yapmadık. Şurada arkadaşlar bir saniye. Necron'un bir skill olacak. Avengers değil. Absolute, bir dakika. Biraz daha geriledi. Yok, tamam. Şurada bir yerde olacak. Ya onu isim aklıma gelmedi onun ya. Şu Beast Domination şurada. Ama beyin değil. Şu muydu? Bir saniye rica edeyim. Onu hemen bulmaya çalışayım size. Bismil Domin... Kite de olabilir ya. Yo. Evet abi şu. Derek of Arkovya'ymış. Şimdi size arkadaşlar bu da pahalı 70 level. Bir tane skeleton çıkarıyor. Ve çok yüksek dayanıyor ve vuruyor. Ama emin olun kanka yani zaten petlerimizin amacımız daha performanslı kullanmak. O yüzden bana çok bu enteresan gelmedi. O yüzden ben bunu yapmadım ama abi öbürküsü elinde yok. Çünkü bunları biliyorsunuz yerdeler falan buluyorsunuz. Elinde yok. Elinde bu var. Tabii ki bunu kullanacaksın. Yani ondan önce de şurada petlerin bir dakika şurada göstersem daha iyi olur. Orada biraz araması zor oluyor arkadaşlar ya. Bayağı bir zor oluyor araması. Şurada bir yerde miydi o? Abi bulmaya çalışıyorum. Şöyle bir yapalım. Çok eşya var bu oyunda. Bazen zorlanabiliyorsunuz bir şeyleri bulurken. Hayır, burada bulamadım. Ya o kez onu göstermem lazım. Ufak levelde hangisini yapacağınızı ya. Şu Ancestor müydü? Şaman, Arbiter miydi? M harfi, ha mortality olması lazım. Evet. Arkadaşlar şu çok iyi. Mortality. Level 35'te bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Eğer bunu yaptığınız zaman bayağı bir petlerinizi daha rahat kullanabiliyorsunuz. Çünkü sizin petlerinizi çok yüksek damage sağlıyor. Ve dayanıklılık. O yüzden bu mortality'yi tavsiye ederim. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Hemen bir süreyi bir check edelim. Neredeyse 37 dakika olmuş. Bayağı bir uzun bir süre. Ben size bir gameplay atayım. Ondan sonra da adamla çalışacağımızı göstermiş olalım. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyelim. Şimdi 5'ten bir buff'ları bastık. Bir petlerimizi çıkaracağız. 6, 7, 8. Şimdi buradan devam edelim. Bir 5'ten daha şeyler çok iyi. Enteresan bir yere götürelim sizi. Şu Andon boktan mı devam edelim? O da olur. Yani nerede oynayacağıma karar veremedim. İnanılır gibi değil. Bir yere götüreyim. Şurası enteresan bir yere. Bir kestirme yol var. Oraya götüreyim sizleri. Daha benimkiler çalıştı. Ben daha ha, şimdi bakayım. Arkadaşlar dağıtıyorlar bakın. Bakın ben bir şey yapmıyorum. Daha hiçbir bak hiç daha skill basmadık. O yüzden daha da eksik. Şeyler burada yazar. İskeletleriniz. Bak ta yukarı çıkarttı onları. Şimdi buradan siz oyunun başına geçemeyeceksiniz. Ben kestim abi. Yol açtım burada. Şimdi buradan bir devam edeceğiz. Şimdi iskeletlere karşı iskeletler savaşıyor. Şimdi ilk bak sürekli dağıtırlar bunlar. Hepsinin leveli 100 bu en son artık bu. Hani mesela şu adamı gösteriyorum size yoksa arkadaşlar ben iki en baba yeri yaptım. Bu devamlı trajediyi basıyoruz. Bunların atak speedlerini arttırıyoruz bakın. Bak bize vurdukça burada tüm şeyleriniz artıyor. Hepsi boss bakın şu an iki tane boss var içinde. Arada böyle dağıttık. Devam edelim.
Burası da özel bir yer. Bu her yer tuzaklıdır. Arada bir şu ilk skill yapı şunu kullanıyoruz. Şöyle basın bir tane. Bakın arada bakın anda demişleri %55 arttı bakın şurada sayıyorum. Çok çok enteresan ve keyifli bir adam. Basın bir tane petlerimizi dağıtsın. Yani yürüyoruz. Ha biz arada bir uçakla unuttuk. Şimdi bir petimi arttıracağım. Pet sayısını. Bakın bire bir daha basıyor. İki tane çıkacak şimdi hayaletten. İyice daha fena çalışacaklar. Arada bir devamlı şunu kullanıyoruz. Onları yavaşlatıyoruz. Fragility ile. Ve onların defansını düşürüyoruz. Devam edelim. Bir daha. Bir daha bire basayım. Bir tane Call of Grave. Abi dayanmıyorlar yani. Ha şu baba basmana dikkat edin. Piercing'im çok zayıf benim. Beni yatırabilir bu. Piercing'im 30. Aha bak kaçtı. Daha tuş. Bakın bosslara hepsini açın. İkisini birden. Anında bakın yatıracaklar. Dağıtsınlar şunları bir daha. Aa bak güzel bir şey düşün. Ne düşündün abi? Bak. Winter King Two and Sword. Hem de özel şey var. Buff'ı var. Bonus al pek diyorlar. Allah Allah. Durun abi hemen inceleyelim. Bunun özel birkaç silahı var. Ha şu. Kol tamam bu. Abi bak ya bana bile yarıyor yani. Neyse devam edelim. Bu kadar abi. Devam. Enteresan bir şey. Buraları arayın arada bir. Böyle burada bir kule olacak. Özel kuleyi denk gelirse çok güzel olur. Burası bir farm yeri aslında. Dinamitini alayım abi ben. Ha burası öbür tarafa doğru gidiyor. Yok. Aha, bir tane çıkaralım. Boss geldi bir tanesini kullanalım. Hepsini kullanmayın ufaklarda. Bir tanesini. Yok abi orası öbür tarafa doğru gidiyor. Şuraya bakalım. Adam çok dayanıklı. Çok keyifli. Yani her yeri yapacağınız bir adam. Abi bugün petler şakadan vurmuyor yani. Bakın bunların hepsi 103, 104 hepsi benden yüksek. Şöyle bir daha bakıyorum altı da. Bana vurdum için bir tane bana vurdular sonunda. Benim skill çalıştı. Abi siz ben bir yavaşlatayım mı şöyle bir. Arkadaşlar bu iskeletlerin sayısını 10'a kadar çıkarabiliyorsunuz. Böyle yürüyoruz ha. Yani bu adamı öneriyorum arkadaşlar. Ha şurada bir güzel bir şey var. Bunu patlatalım. Ne çıkarttın abi? O kadar para verdik ya. Neyse. Yani benim dinamitimi harcadı yani. Evet şimdi bakalım enteresan bir yere daha gideceğiz. Orada bir kitlemiz lazım. Yine onlar dağıtılar. Ben pek bakmıyorum. Şu Twin Falls'a bir daha bir gelelim. Şurada bir yer daha var enteresan. Ya ben size hani bu an çok kalabalık bu. İskeletlerin olduğu bölümler aşırı. Öbür taraflar kalabalık mı? Buralar iyice uçuyor yani. Arkadaşlar böyle oynuyorsunuz. Yani petlerini sağa bak birini yatırmışlar. Hemen şunu arada bir kontrol edin. Ya tabii ki Pet'le o sayısını 10'a çıkartmam çok iyi. Bir boss grubu geldi. Bir 3 yapayım. Abi dayanmazlar ki. Sharpshooter. Aa benim baba set. Burada bir yer daha var. Burayı da arada bir kontrol edin. Ya skill basmayacağım. Öbür popitleri çıkartmadım bile. Bir numaraları çıkartmadım. Onlar gelsinler abi. Biz ilerleyelim. Şimdi bir tane şundan bire basıyorum. Bir tane pet çıkarayım. Bir iki yapalım. Şimdi bir tane daha bir pet daha çıkaracağım. Demekler dağıtıyor ya. Nasıl gidiyorlar şimdi? Uçuyorlar vallahi. Bas, buff basmadık. Ah.
Devam edelim. Geliyorlar. Burada bir tane boss var, keseceğimiz de. Bir tane basalım. Çok kalabalıklar çünkü. Bir oraya bir zehirleyelim onları. Yani boss çıktı. Çok güzel. Ama çok kalabalıklar. Şimdi tam bir kapışma olacak. Şurada bir ufak bir halletmem lazım. Şimdi iki tane buff birden bastım. En güçlü haline vuracaklar şimdi. Vurun oğlum. Biraz daha güçlendirelim. Bu çok güçlü bu. Daha ölmedi o hıyar. Daha canlanacak o. Şimdi bir buff, iki buff'ı birden. Büyük boss morlarda bunu yapıyorsunuz. Aha, bu hıyar tehlikelidir ha. Buna dikkat edin. Bir hayat basayım. Bu şimdi şurada arkadaşlar bir tane kasa var. Oraya arada bir bakmak gerekiyor. İyi oluyor. Bu sefer çıkartmadım biraz. Demek ki her zaman çıkartmıyorum. Bir de bazen şu yukarıda arkadaşlar bir tane şey oluyor. Var mı o? Bugün yok. Yok abi. Burada özel bir kule daha oluyor. Demin de yoktu, burada yok. Demek ki başka yerde. Onun birkaç tane olacağı yer daha var. Orada çok iyi şeyler düşüyor arkadaşlar. Yani şimdi arkadaşlar şu şekilde. Yavru yavaş var. Sonlandıralım. Hani ben size petlerimiz, bir de çok şık petleri var arkadaşlar. Yani petler de çok şık oyunun. Yani her seferinde değişiyor. Hani savaşçısı, büyücüsü, bakın. Okçusu falan çok iyi. Yani petler de şık. Araya bir tane karışmış. Bazen böyle çıkarıyor, bazen böyle, hep çoğu zaman böyle full adamlarınızı çıkarıyor. Şurada bir tane daha var. Şu daha onu göremediniz pek. Çok hızlı öldüler çünkü. Şu kolyeden gelen, şundan gelen bir petmet daha var. Yani ortalama çok keyifli. Yani oynadığım en iyi nekrolardan ve çeşitli kolu. Aha buradaymış ya. Bayağı iyi bir nekro arkadaşlar. Birçok oyundan nekrosu iyi. Ben onu netle iddia da ediyorum. Ha, grafiksel şu boyutta düşmeyin arkadaşlar. Oyunun derinliği, detayı ve çeşitlilik yapma açısından da söylemeye çalışıyorum yani. Zaten oyunun grafikleri oldukça yeterli ve size oynama keyfini de vermiş oluyor. Ve her yerde size çok rahat yaptırır. Arkadaşlar diyorsunuz birçok istek gelmiş size bunlara. Abi ben oynamak istemiyorum normal şeyleri. Böyle işte yaratıklar çıkarıp adamlara oynamak istiyorum falan demiştiniz. Ben de o yüzden yani buna başladım ama iyi ki de başlamışım sizin sayenizde. Vallahi aktı gitti yani. Adamı hemen adamı yüzledik. Daha da adamın maksimum yapacağım ben bunu, emin olun. Öyle devam ediyoruz. Arkadaşlar birkaç oyun var bekleyen. Onlar doğru belki yelken açabiliriz. Ama şimdilik hani ben onları da bir şey yapmayacağım. Ama şu Grim Dawn'da bir tanımak istiyorum. İstek gelirse Grim Dawn'dan yine şeyin son halini, bu Necron'un ve çok daha sağlam yerleri beraber zorlayabiliriz. O da enteresan bir deneyim olabilir. Arkadaşlar dediğim gibi mesajlarınızı, isteklerinizi lütfen altta yazabilirsiniz. Şöyle abone butonuna ufaktan bir göz kırparsanız sevinirim. Burada videomuzu sonlandırıyoruz. Başka bir oyun videosu diyelim, daha da doğru olur. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın diyorum. Hoşça kalın.